Bodrum'da sel sularına kapılan otomobilde yaşamını yitiren 23 yaşındaki Billur Atik'in ardından nişanlısı 27 yaşındaki Çağlar Benci'nin de cesedine ulaşıldı. Bodrum'da gece etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında Mumcular Mahallesi Akarca mevkiinde dere taştı. Bu sırada bir nişandan dönen elektrik teknisyeni Çağlar Bencik ile 2 aylık nişanlısı sosyal bilgiler öğretmeni Billur Atik'in içinde bulunduğu 48ABL07 plakalı otomobil sel sularına kapıldı. Çağlar Bencik yönetimindeki otomobilin sürüklendiğini gören bir vatandaşın ihbarıyla sağlık, itfaiye, jandarma, UMKE, AFAD, AKUT ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında Billur Atik'in köprü korkuluklarına takılı cesedine ulaşıldı. Kayıp olan Çağlar Benci'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Bir süre sonra Benci'nin de cansız bedenine ulaşıldı. Yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından Benci'nin cesedi olay yerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bir tarlada bulundu. Jandarma ekipleri cesedin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Bataklık alan nedeniyle güçlükle çıkarılan gencin cesedi Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşamını yitiren Billur Atik'in olaydan saatler önce bir cenaze töreni fotoğraf paylaşımını retweetlediği ortaya çıktı. Bu paylaşımda "Bu ben" başlığıyla üzerine "Öldüğüm gün pek de gençti rahmetli" yazdığı görüldü.